Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızı diqqətinizlər ekranımızda olsun. Biden, Ötür Asiyadaki 5 dövlətin rəhbərləri bilən görüşdü. Amerika Prezidenti Joe Biden BDT umumi yığınında Ötür Asiyadaki 5 dövlətin rəhbərləri bilən görüşkən bolub, taratqularda kən diqqət qozğıdı. Amerika Vazının xəbərində bildirilishçə, Amerika Prezidenti Joe Biden 19-cı sentyabr BDT umumi yığınının yandaş fəaliyyətləri cərəyanında Qazaqıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmenistan və Özbekistan rəhbərləri bilən görüşkən bolub, Biden söhbətdə bu qədimlik uçuruşunu uzun illik həmkarlıq üstügə qurulğan tarixi peytki toğru gələn uçuruşuş deyə atıqan. Bu tunji qadim devlet reisi derecesindeki uçuruş bulup Biden uçuruşu diyene bugün biz hemkarlıkımızı yeni belliğe götürmektimiz. Bu tirişçallık terörlüğü karıştırış hemkarlıkını küçeytip Amerika'nın rayondaki bihaterlik meblağını köpeytiş, Amerika'nın hususi tarmakları bilen bulan yeni soda alakası ve yeni kan mahsulatları kadarlık halkalık meselelerdeki diyalogunun yüşürün terakiyat gücünü öz içi alıdığı diyen. Bildirilishçe 6 devlet rehberleri uçuruşidan keyin Biden taratqularga söhbet haqida qısqacha ma'lumot bergan. Ama 5 devlet rehberi hiç qanday söz qilmagan. Tahlilchilar Amerikaning bu rayonga baldurroq ahamiyat berishi kerakligini bildirib, Amerikaning sobiq davlat bexatarlik kengashi Rossiya va O'rta Osiyo ishlarining sobiq oliy amaldori Erik Gerin Amerika vazining o'zbek tili bo'limiga Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi rayondagi davlatlarda bexatarlik andisi paydo qilib, diplomatik munosabatni qaytadan tanishishni o'ylanishga undaganligini bildirganligini o'tirg'i qo'ygan. Növbette sabıq Sovet İttifakı Cumhuriyetlerinin Rusya bilen bolğan bexaterlik münasibeti ve Xitay bilen bolğan iqtisadi ve diplomatik münasibeti künseri küçüyüp atqan bolup, bu rayondaki devletler medeniyet ve tarih noktasından rayonda muhim rol oynap gelmekte. Şundaqla Xitay rejiminin rayondaki devletlerini alqınığa kirgizish üçün her sahada ciddi hareket qılıp atqanlığı, bunun neticesi de bu devletler irqi qırğınçılıqtan baştan keçirip atqan Uyğur qeyrindaşları üçün mü bexater panahçay buluştan allı burun ayrılıp qalganlıqını, bunun aldını eliş üçün aldı bilen çoxum rayonda Xitayının nüfuzunun küçülünüşüge qarıştırış gerekliliği köpləb təkidlənməkdə. Yaponiya Xitayını talaştartışlıq aral yenidiki leylimi belgini elib etişge çağırdı. Yaponiya Xitayının talaştartışdiki Sinkaku aralığı yakın denizge uğrulaştırgan leylimi belgini elib etişin tələb qıldı. Al-Jazeera torunun 20 sentyabrdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya Xitoydan talashtirishdagi Sinkaku aralig'i yaqin dengizga o'rinlashtirilgan laylima belgini elib etishini talab qilgan bo'lib, Tokyo bu laylima belgining maxsus iqtisodiy rayon ichida bayqalganligini aytgan. Bildirilishicha, Okinawaning g'arbiy janubiga taxminan 190 dengiz mili keladigan bu aral va xada toshlar tizmasi 1895-yildan boshlab Yaponiya tomonidan kontrol qilingan. Ammo Tayvan tarafi bu aralning egalik huquqini talab qilgan. Bildirilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan Tashqi ishlar ministrligining amaldori Fransiya axborot agentligiga Yaponiya dengiz qirg'og'i muhofazat atriti 7-nji ayda bu laylima belgini bayqagandan buyon Beijingga norozilik bildirib keldi degan. Bu amaldar yana bu harakat xalqaro qonunga xilof bo'lganligi sababli Xitoy tarafini darhol bu belgini elib etishini talab qilamiz degan. Uning aytishicha Xitoy 2018 yili Yaponiyaning alohida iqtisodiy rayoniga o'xshashli laylima belgi qo'ygan. Bu mezgilde Yaponiya Devlet Müdafiye Vazareti Xitayını Sinkaku aralı etrafıdaki rayonlarga besip girdiği deb ayıplagan. 2020 yılı 4-cü aydan 8-cü aygacha Xitay dengiz qirg'og'i muhofazat paraxodi Sinkaku aralığı yakın jayda uda 111 gün hareket qilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitay yana talashtirish bo'lib atgan Janubiy dengizda dengiz qirg'og'i muhofazatchi atritini ishqa solib zo'ravonlik qilgan bo'lib, Filippin Xitayning xatarlik harakatlarini ayiblagan. Sinkaku taqim arali to'g'risidagi talashtirishlar oldingi asrning 70-yinchi yillariga qadar tuban saviyada davomlashgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha bu aralda mo'l miqdorda nefit va tabiiy gaz zapisi bo'lishi mumkinligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Xitay Galli va Germaniya eksportini cheklab ziyonga uchurdi. Xitay özünün menfaatini çıkış kılıp Galli ve Germaniya eksport çeklemesini yolu koygandan keyin Xitayning bu sahadaki eksporti nölge tüşüp kalgandan başka ambar zapısı mı mal bahasının tüşüşünü keltürüp çıkargan. Amerika Vazining 20 sentyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay bexatarlik manfaatini ko'zda tutib, avgust ayidan boshlab Galli va Germaniyaga munosabatlik buyumlarga eksport kontrol qilish tadbirini yo'l qo'ygan.
Xitoy tomonisi 20-sentabr e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, Xitoyning cheklamasining ta'siridan Galli va Germaniyaning eksport miqdori va bahosi 7-oyning 5-ida o'sgan. Ammo 8-oyga kelganda rasmiy kontrol qilish boshlangandan keyinla eksport miqdori tuvallab mol bahosi tushgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy oldingi oyda Galli va Germaniya mahsulotlarini asosan eksport qilmagan. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçə, çət əldəki setivalqoçular çəkilimi yolu qoyuluşdun burun malını talışıb setivalqan bolqaçqa, 7-ci Germaniya məhsulatlarının eksport miqdari 8,63 tonluğa yetib, 6-ci aydikidin bir həssə aşqan. Oxşaşlı 8-ci ayda qalli eksport miqdari 0-ci çüşüb qalqallıqı səbəblik, bu yılın aldıngı 8 ayda qalli eksport miqdari bulturqı oxşaş məzgildikigi seliştirğanda 58% tövəlligən. Xitoy rejimi chiqargan yangi belgilamaga asosan Galli va Germaniya mahsulotlarini eksport qilguvchilar hozir qo'sh ishiltish turi va texnikasining eksport ijozatnomasini olishi kerak bo'lib, tekshirib tasdiqlangandan keyin Xitoy savdo ministrligi ularga eksport ijozatnomasi beradigan. Xitoydagi Germaniya savdogari va Germaniya ishlab chiqarguvchisi Reuters agentligiga ijozatnoma iltimosini bartaraf qilish uchun taxminan 45 kun ketadiganligini, o'zlarining oldingi oyda chat elga mol sotmaganligini, o'zlarining navbatda doiralar ijozatnoma berishini saqlayotganligini bildirgan. Bu haqda e'lon qilingan dokumentda ko'rsatilishicha, Gallining naqmal bahosi 7-oyning oxirida 9% tuvalligan. O'xshash mazgildagi Germaniya mahsulotlarining bahosi aran 1% o'sgan. Ma'lum bo'lishicha, oz uchraydigan ikki xil metal Galli va Germaniya Amerika va Yevropa ittifoqi tomonidan muhim mineral moddalar qatoriga kirgizilgan bo'lib, garchi Xitoy bu ikki mineral moddani ishlab chiqarishda o'zini dunyoda oldingi o'ringa qo'ygan bo'lsa-mu, ammo bu moddani mutlaq monopol qila olmaydi ekan. Bulibmo Amerikaning nurg'un ittifoqdoshlarining Gallining dastlabki ishlab chiqarish tartibini qayta yo'lga qo'yish iqtidori bor ekan. Buning ichida Yaponiya Galli ishlab chiqarish tartibini qayta qo'zg'otish iqtidoriga ega davlatlarning biri ekan. Germaniya hukumatı Xitoyning Huawei va Zhongshan uskunalarini cheklashni planladi. Germaniya hukumatı bexatarlik andisi sababidan 2026 yildan boshlab Xitoyning Huawei va Zhongshan shirkatlari ishlab chiqargan 5G to'ri uskunalarini ishlatishni cheklashni planladi. Fransiya xalqaro radiosining 20-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Germaniya hukumatı 2026 yili 1 yanvardan boshlab Xitoy ishlab chiqargan zapchastlarni yadroliq to'ridan chiqarib tashlashni planlagan bo'lib, bu cheklama allaburun o'rnatilgan zapchastlarni o'z ichiga oladi ekan. Bildirilishicha, Germaniya ichki ishlar ministrligi yo'l qo'ymoqchi bo'lgan bu tur chuqum Germaniya hukumatı ichida o'rtaq tunish hosil qilishi kerak bo'lib, Germaniya taratqularining xabariga asoslanganda bu plan masalasida ministrlar orasida ixtilof bor ekan. Fransiya agentligi tomonidan tekshirilgan hukumat takliflarida ko'rsatilishicha, ichki ishlar ministrligi Germaniya amliy yo'l qo'ygan Xitoy strategiyasida Xitoydan kelayotgan xatarni ozaytish kerakligi alohida ta'kidlangan. Bu telefon torini o'z ichiga olgan xalqlik ul aslahalarda bexatarlikni kuchaytirib, Germaniyaning Xitoyga qaratgan yangi strategiyasi bo'yicha ish qilishni o'z ichiga oladi ekan. Germaniya hukumatining munosabatlik planida 5G ko'chma to'ri Germaniyani iqtisodiy kuchlik davlat qilib chiqadigan ochqichliq xalqi deb ko'rsatilgan. Axborot o'rinlari Germaniya amaldorlarining so'zini naql keltirib, ichki ishlar ministrligi tijoratchilardan 2026 yilgacha 5G yadroliq to'ridagi Xitoy ta'minlagan barliq muhim zapchastlarni bosqichliq holda elib etishini talab qilgan. Tijoratchilar yana 2026 yili 10 ayning 1 kunigacha Xitoy zapchastlarining simsiz telegraf to'ri va yetkazish to'ridagi nisbatini 25% dan oshirib o'tmasligi kerak ekan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Germaniya ichki ishlar ministrligining bayonotchisi chorshanba kundagi qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida hukumatning telegraf tizimini tekshirishining texi tamomlanmaganligini, bu qarorga qatnashgan boshqa tarmoqlar bilan bo'lgan suhbatning yanada davom qilayotganligini bildirgan. Munosabatlik hujjatlarini naql keltirib e'lon qilingan dokumentlarda ko'rsatilishicha, Germaniya Telegraf va Vodafone'ning yadroliq to'ri allaburun Huawei bilan Zhongshan zapchastlarini ishlatmagan. Ispaniya telegrafi plan bo'yicha 2025 yilga borganda bu uskunalarni almashtirishni o'ylashgan. Shunglashqa Germaniya ichki ishlar ministrligi bu cheklama 2026 yili bekitiladi deb qarg'an. Jiangsu o'lkasidagi quyunda 10 Xitoy o'ldi. Xitoyning Jiangsu o'lkasida yuz bergan quyun apitida 10 Xitoy o'lib, 4 Xitoy iyg'ir yaralandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoyning sharqidagi Jiangsu o'lkasining Suchen shahrida qattiq quyun chiqqan. Daxing va Nanchang rayoniga iyg'ir ta'sir ko'rsatgan quyun apiti sababidan
Avtomobillar havada uçup elektr stolbilari örülüp düşken. Quyun apti keltirip çıkargan hadisede 10 Xitayının ölgenliği ve 4 Xitayının yarılınıp balınızqa ilinganlığı uxtırılgan. Dastlabki malumatlarga qaraganda 5512 kişi quyunning iğir tasiriga uchurgan. 1666 uy ziyanga uchurgan hamda 405 kişi bexatar joylarga tarqoqlashtirilgan. Sujen shahridagi 42 gektarlik dehqonchilik maydoni mu iğir buzg'unchilikka uchurgan. Qozog'iston parlamenti Türk mablag' fondi loyihasini tasdiqladi. Türkiye Avaz Radyosu haberinde bildirilmişçe, Kazakistan İktisat Ministeri Alibek Kuantrov parlament yığında kılgan sözü de Türk Mablağ Fondu kuruş gelişimi hakkında mevcut yer şari karakterlik, coğrafilik, siyasi mukumsuzluk şaraiti aslında Kazakistan'ın taşkı münasibetlerini köpkınlaştırış bizden asaslık nişallarımızdan biri. Biz bunun delili süpüde de iktisatının sigil eşişini emelge aşırışta Türkiye'lik rol oynayalaydıgan her sahadaki hemkarlıkını küşeytiş üçün tereşivatımız. Bu dairede biz iki taraflık hemkarlık ve köp taraflık münberler asasında mı ortak faaliyetlerimizde aktif canlılık bilen devamlaştırışımız gerek. Bu münberlerden biri Türk Devletleri Teşkilatı'dır, dedi. Türk Mablağ Fondi Türk Devletleri Teşkilatı'nın tarihi kadim üsüptüde May ayında İstanbul'da kurulgan idi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan azab olgan Türk Mablağ Fondi kilişimi ilgiri Azerbaycan parlamenti tarafından mı tasdiqlangan idi. Türk Mablağ Fondi Türk dünyasına nispeten Xalqara Pul Fondi Teşkilatı yaki Dünya Bankası'na okşaş salahiyetki ige teşkilatı hesablandı. 500 milyon dolarlık mablağ bilen faaliyet eylip birleşken başlayan Türk Mablağ Fondi da her bir azanın 20% ölüşü bar. Mablağ salgıçılar ve ilgilik tükülgüçilerinin kollaşını maksat kıldığan Türk Mablağ Fondi yana iktisatının bir gevdelişçiliği mu tökp koşudu. Türk Mablağ Fondi arqalıq əza dövlətlərinin iqtisadi siyasətləri uzun müddət öz ara maslaşalaydıqan boludu. Şundaqlı vaqtının ötüşüge əgişib, soda, müdafiə və texnologiya qatarlıq sahələrdə mühim ortaq məbləq siliş şəraiti yaratılıdı. Qarabağdaki Ermeniya qrupları qoral taşlidi. Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliği Qarabağdaki Ermeniya gruplarının qoral taşlığanlıqını ve Azerbaycan armiyasının terrorluğa qarşı hareketini toxtatqanlıqını elan qıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatında Qarabağdaki Ermeniya ahalileri vekillerinin Rusya tinchlik saqlash qismlari arqalıq sunğan iltimasını nazarda tutup, yerlik terrorluğa qarşı turish hareketini toxtatish toğrisida kelishim hasil qilinganligi bildirildi. Bayanatta kelishimge munosabatlik tövendeki maddalar o'rin aldı. Birinci, Azerbaycan'ın Qarabağ rayonunda turuşluq Ermeniya qorallıq küşleri ve kanunsuz Ermeniya qorallıq grupları qoral taşlaydı. Uruş meydani ve istihkamlarını taşlap pütüllay qoralsızlındı. Ermeniya qorallıq küşleri Azerbaycan zemininden çekinidi. Kanunsuz Ermeniya qorallıq grupları tarqitib etildi. İkinci, bununla paralel halda barlıq qoral, oqdora ve iğir tipteki avtomobillar Azerbaycan kısımlarına tapşırıldı. Üçüncü, yukarıda tilga ilingan jarayonlarning Rusya tinchlik kısımları bilen mas qadamda elib berilishiga kapolatlik qilindi. Azerbaycan Prezidentlik Mahkemesi tarafından e'lon qilingan bayonotda Ati Yevlah shahrida Qarabog'dagi armanlar nupusining vakillari bilan qaytadan maslashish masalasi muzokara qilindigan bir yig'inning o'tkazilganligi bildirildi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ati programimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.